Evet, yani yine fark ettiyseniz hep ikizler burcu yükseliyor. Yani çok fazla ikizler var. Yani iletişimin, evet, ticaretin, belki haberleşmenin, bunların önem kazandığı, ama tabii Türkiye'ye yorduğumuzda da yükselenin aslında biraz da gizli kapaklı, geri plandan dönen olaylara da çok maruz kalacağımız bir dönem olabilir. Çünkü hani bu Ankara'nın haritası diye söylüyorum. Hı hı. Bizim bulunduğumuz bölge. Bizim bölge. Ama şeyde tutulma da Merkür vurgulu, son derece haklısın. Çünkü Merkür'le, evet, kavuşuyor. Evet. Onunla kavuşuyor ve yani özellikle burada ne dediğimizi biraz açacak, evet, olursak. Söyle. Çok teknik söyle konuşmuş olduk. Sen söyle, ben teknik konuşmuş tutulma olabilirim. Derecesine de Merkür çok yakın olduğu için zaten. Aynen Hande'nin dediği gibi Merküryen bir enerji. İletişim, haberleşme, ulaşım, hı hı, ticaret. Hı hı. İşte eğitim sektörü gibi bu tarz sektörler açısından çok önemli, evet, bir tutulma ve Türkiye haritasının da dördüncü evindeki bir tutulma olduğu için muhalefet partisiyle ilgili de çok önemli bir tutulma, hı hı, yine. Dördüncü, yani orada yaşanacak ev, beşinci evi işin içerisine alıyor. Bir de birkaç bir şey tabii ki söyleyelim. Şimdi mesela aslında bir kralın ya da bir asilin ölümüyle bağlantılı. Yine ikinci dekan olarak baktığımızda Rafael'e yine kuraklık, hı hı, kargaşaların, hı, devrede olduğu bir süreci temsil edebilir. Ben kesinlikle katılıyorum Öner'e, ama beşinci ev yine vurgulu, yani tiyatro, eğlenceler, yüksek sınıftan insanlar, hani aynı zamanda gençler, eğitim konuları, borsa, spekülatif işler, bunların önem kazanacağı da bir süreç. Yine spor olabilir, bunlara da bakmakta fayda var. Ama orada o Jüpiter ve Satürn arasındaki o dik açı gerçekten önemli. Yine burada bazı anlaşmazlıkları karşımıza getirebilir. Jüpiter ve Satürn dik açıları aslında, nasıl diyeyim, afetlerle de bağlantılıdır. Biraz hani sıkıntılı durumları da karşımıza getirir. Bu dönem biraz daha dikkatli adımların atılması lazım. Çünkü Türkiye haritasında Güneş'in, Ay'ın ve Güney Ay düğümünün Mars'la kavuştuğunu. Yani burada çok kitlesel bazı hareketlenmelerin devrede, hı-hı, olacağı, kendi, hı-hı, sınırlarımız, topraklarımız ya da, hı-hı, muhalefet alanında biraz böyle hareketliliklerin devrede olacağını, hı-hı, söyleyebiliriz gibi bir küçük, düşüncede bir şey daha bulundum. Ekleyeceğim, küçük bir şey. Ama buyurun. Jüpiter Türkiye haritasının 12. evinden geçmekteyken bu kare açıyı yaptığı için tabii aynı zamanda tarikatlar, evet, perde arkası faaliyetler, Türkiye'nin, hı-hı, gizli düşmanları ve hapishanelerle ilgili de çok önemli, enteresan, olaylar yaşanabilir. Ağustos'ta özellikle ve Aralık ayında yaşanabilir. Çok önemli. Evet. Finansal konularda stresli bir zaman dilimi. Evet. Özetlemek gerekirse, evet, 2 Ekim civarında borsaya dikkat, ve finansal konularda sıkışma, hükümet açısından da zorlu, sıkışık, hı-hı, bir dönem olduğu bir özet olarak söylenebilir. Son olarak da bunun coğrafi haritasını, evet, görelim. Ona dönmeden şu Prens Charles'ın evliliğini bir o aklımda kaldı. Ne olacak orada? Şimdi onu yarıda bıraktığımızı fark ettim. Yani sanki onların çok uzun yıllardır böyle bir beraberlikleri var. Bütün dünya genelinde. Yani bir şekilde kabul ettirdiler, hı-hı, bunu. Evet, evet. Yani orada birinin belki hayata göz yumması olarak düşünebilirim diye düşündüm açıkçası. Ben başka hani ayrılık düşündüm olarak düşünmedim. Siz? Hani bu yaştan bir kere sonra artık aldatan yine aldatır diye düşündüm açıkçası. Aldattı mı? Camilla, Charles değil miydi aldatan? Tabii Diana, yani da eşini Camilla, evet, ile aldatıyordu. Ama Diana'yı aldatan çok büyük oydu bir aşk yani ve tutulma zamanı evleniyorlar. Bence evlilikleri bir testten geçebilir, dediğin doğru. Ama ben sanki böyle bir ayrılık yani bir şey yaşayacaklar, hani inşallah olmasın tabii. Allah ben de biraz böyle bir şey düşündüm. Evet, Allah. Yani Hande herkesin ödünü koparttık ikimiz beraber. Ben bu yani, sene, evet, uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bu bir araya gelişimizde ikimiz de bir acayip olduk. Burada